Evet, Meclis Genel Kurulu bir kereye mahsus tüm araçlardan alınacak ek motorlu taşıtlar vergisi için onay verdi. Düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasının ardından 31 Aralık 2023'e kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar dahil ek MTV kapsamına alınacak. Bunu da ilk taksiti Ağustos sonu, ikinci taksiti ise Kasım sonuna kadar ödenecek. Milletvekili arkadaşlarımızı canı yürekten... Meclis onay verdi. Ek motorlu taşıtlar vergisinde ödeme takvimi belli oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması için ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanacak. Konuya ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasının ardından 31 Aralık 2023'e kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınacak. Ödeme takvimi de belli oldu. Ek motorlu taşıtlar vergisi 2 eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. İlk taksiti Ağustos sonu, ikinci taksiti ise Kasım sonuna kadar ödenecek. Peki motorlu taşıtlar vergisi nasıl belirleniyor? Motorlu taşıtlar vergisinin belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri etkili oluyor. 3 yaşına kadar olan araçlarda 1300 ve 6 motor hacmi olanlar için ek vergi olmasaydı 2120 lira motorlu taşıtlar vergisi ödenecekti. Ancak ek vergiyle bu miktar 2'ye katlanacak ve ödenecek tutar 4240 lira olacak. En yüksek motorlu taşıtlar vergisi ise bu kapsamda 202.304 liraya kadar yükselecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası hizmet veremeyecek duruma geldik dedi. Taksi tarifesinde en az %100 zam yapılmasını talep etti. Zam talebinin 27 Temmuz'da görüşülmesi bekleniyor. Bugün kontağı kapat derseni kapatırım. 1 kilometre falan gitse oldu 20-30 lira. Mazota yetiştiremiyoruz. Biyomiyelerimizi çıkartamıyoruz. Araç fiyatı, yedek parçalar, toplu taşımadan çok ucuz kaldık. Taksimetrelere yeni zamlar yolda. Bu defa beklenilen oran %100. Taksiyi tercih edenler için bu oran yüksek. Ama taksiciler geçim için az bile diyor. Artan maliyetler nedeniyle taksiciler zorda, kontak kapatmamak için zam bekliyorlar. Ancak taksi müşterisi de zaten hali hazırda fiyatların yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumda çok pahalı olacak herhalde. Kısa mesafe için gidiyorum, taksiye biniyorum. O yüzden pahalı gelmiyor. Çok ucuzuz. 3-4 kişi toplu taşımayı tercih etmiyor. Taksi ucuz olduğu için taksiyi tercih ediyorlar. Zam gelse bile mazota zam geliyor. Hep bizden gidiyor. %100 oranında taksimetre ücret tarifelerine artış talebimiz oldu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı gönderdi. %100 zam istedi. Tarifelere istenilen zam oranı %100, yani 40 TL olan indibindi ücreti 80 TL olabilir. Kritik gün 27 Temmuz. Taksicilerin zam talebi 27 Temmuz'da görüşülecek. Taksicinin gözü kulağı o tarihte şimdi. Biz de mesleğimizi sürdürebilirlik adına, ayrıca hizmet kalitemizin artması adına giderlerimiz oranında zam tarifesini Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. %100 zam olursa taksiye binmeyi düşünüyor musunuz? Hayır, tabii ki de. Yani %200, %300 arttı şu anda maliyette. Yani ben bırakacağım. Şu anda zaten dolaylı olarak kapanmış durumda. Tavana kuvvet abi, yapacak bir şey yok.